İşlem önceliğine dikkat edelim arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne demektir? 10 üzeri eksi 2 demek 10'un karesini al ters çevir. Dolayısıyla 4 bölü 100 yapar. Böylece arkadaşlar buradan 1 bölü 25 olacaktır. Şimdi 1 artı 1 bölü 25 yapalım. Parantez içinde o var çünkü 25 artı 1'den 26 bölü 25 oldu. Parantez içini hallettik. 5 eksi 5 çarpı 26 bölü 5. Yine önce çarpma işlemi yapılır. 5 eksi 26. Şuradaki tabii 25'i unutmayayım. 5 yazmışım. 26 bölü 25. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. 26 bölü 5 oldu. Payda eşitlediğimiz zaman 25 eksi 26'dan eksi 1 bölü 5 oldu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla eksi 1 bölü 5 ondalıklı sayı olarak nasıl yazarız? Paydayı 2 ile çarparım 10 olur. Payı da 2 ile çarparım 2 olur. Eksi 2 bölü 10'da ne yapar arkadaşlar? Eksi 0,2. B şıkkı. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri farkı 120'dir. Buna göre bu sayılardan küçük olanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir tanesine bunların A dersek diğeri ne olacaktır? A artı 2. Şimdi ardışıklar çünkü hem de tekler. Bunların kareleri farkı ne demektir? A artı 2'nin karesi eksi A kare. Matematikte arkadaşlar iki kare farkını bence bilmek lazım şimdiden bile. Bakın şimdi burada ne oluyor? İki kare farkı hatırlayalım. X kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y demektir. Böylece a artı 2 eksi a çarpı a artı 2 artı a olacak arkadaşlar. Bunlar böylece sadeleşir. 2 gelir. Burası yine 2a artı 2 yapar arkadaşlar. Eşittir 120. Şimdi 2 ile sadeleştirirsek 60 olacak. 2 parantezinde a artı 1'i de yine 2'ye böldüğümüzde a artı 1 eşittir 30. A arkadaşlar 29 oldu. E şıkkı geldi. X, Y, Z tam sayılardır. 6 bölü X eşittir. Y bölü 3 eşittir. Z olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor arkadaşlar bize. Buna lütfen dikkat edelim. Dolayısıyla en küçük değeri sorduğu için negatif tam sayıları düşünebiliriz. Burada X ve Y bizim için çok önemli. Şimdi biz mümkün olduğunca küçük sayı yapmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? X'e eksi 1 vermeliyiz. Evet, X'e eksi 1 vermek garip görünüyor olabilir ama biz tamamını en küçük yapmak için mecburen X'e eksi 1 vermemiz lazım. Böylece bölüm ne çıkar? Eksi 6. Haliyle Z otomatik olarak eksi 6 olur arkadaşlar. Y bölü 3'ü de eksi 6 yapmak için Y'ye ne veririz? Eksi 18. Gördüğünüz gibi X'e eksi ve eksi 1 vermek zararlı bir şey olmadı. Eksi 18, eksi 6 ve eksi 1 verince toplamları eksi 25 geldi. A şıkkı. Bir müzede sadece girişlerin yapıldığı ve başlangıçta şekil 1'deki gibi duran bir turnike, müzeye her bir kişi girdiğinde çeyrek tur dönmektedir. Bu müzeye önce A kişi sonra her birinde B kişi bulunan C tane grup girdiğinde turnike şekil 2'deki gibi durmaktadır. Burada önce durumu size bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi mavi ve şöyle sarıyı alalım. Şimdi siz burada bir tur döndüğünüz zaman şöyle bir kişi geçtiği zaman sarı mavinin olduğu yere gelecek bakın. Mavi sarının olduğu yere gelecek. Sarı yine buradaki mavinin yerine, mavi de buradaki sarının yerine. Yani görünüş ne olacak? Onu yeni haliyle çizelim bakın. Artık mavi burada olacak, sarı da burada olacak. Dolayısıyla bu bize neyi anlatıyor? Aslında tek sayıda insan geçtiğinde görüntü bu şekilde olur. Birinci durum gibi. Eğer çift sayıda insan geçerse arkadaşlar başlangıçtaki durum gibi olur. Örnek 3 kişi geçti diyelim. 3 kişi geçtiğinde görüntü bakın böyle olacak. Sarı burada olacak. Eğer 6 kişi geçse görüntü yine böyle olacak. Başa dönecek. Dolayısıyla burada A insan geçmiş. Sonra her birinde B kişi bulunan C grup ne demek? B çarpı C insan demektir. Bunlar geçtiğinde turnike ikinci şekildeki gibi duruyor. Yani aslında tek oluyor arkadaşlar. Demek ki burada tek sayıda insan varmış. Bu da ne demek? A tekse B çarpı C çifttir. A çiftse B çarpı C tektir. Buna göre A artı B çarpı C tektir. Bu kesin doğru zaten gösterdim işte.
B çarpı C üzeri A tek sayıdır. B çarpı C çift olursa arkadaşlar cevap çift olur. Tek olursa tek olur. O yüzden bunu bilemeyiz. A kare b küp c üzeri 4 çift sayıdır. Evet, bu kesinlikle doğrudur. Çünkü bunlardan herhangi bir tanesi kesinlikle arkadaşlar çift. Eğer bu durumdaysa B veya C'den biri çift. Eğer bu durumdaysa A çift. O zaman demek ki sayılardan bir tanesi garanti çift arkadaşlar. Bir tam sayılar çarpım dizinin de eğer herhangi bir tanesi çiftse garanti cevap zaten çift gelecektir. Bu yüzden 1 3 kesinlikle doğrudur D şıkkı. 5 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, nokta 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 23 faktöriyele kadar olan sayıların çarpımının sonucunda oluşan sayının kaç farklı asal çarpanı vardır? Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor arkadaşlar. Faktöriyellerde de birden n'ye kadar olan sayıların çarpımı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla bu çarpımda neler asal sayı çarpanı olarak vardır? 2, 3, çünkü 5 faktöriyelin içinde 2 ve 3 var. Sakın 5'ten başlamayın, o zaman eksik bulursunuz. 2, 3, sonra bakın 5 var arkadaşlar. 7 faktöriyelde 7 var zaten. Sonra 11 var arkadaşlar. Burada sonuçta 11 faktöriyel var. 12 faktöriyelin içinde de var. 13 faktöriyelin içinde de var. 13 var arkadaşlar. 17 var. 17 faktöriyelden büyük sayılar var çünkü burada. Sonra arkadaşlar 19 var ve en son 23 var. Dolayısıyla 3, 6, toplam 9 tane arkadaşlar asal çarpan varmış. Cevap C şıkkı. Soruda arkadaşlar şuna dikkat edelim. Siyah butona basıldığında çarpımların tek mi çift mi olduğunu söylüyormuş. O yüzden bir not etmek lazım arkadaşlar. Çok uzun sorularda ufak böyle hızlı notlar alınmalı. Siyah butona bastığımızda çarpımlarına bakıyoruz. Kırmızı butona bastığımızda da bu sayıların toplamının tek mi çift mi olduğunu anlıyoruz. Sonra içeride arkadaşlar iki tane top varmış. X ve Y olsun. Bunların çarpımları çünkü siyah butona basılıyormuş. Çarpımları neymiş? Tek. Görüntü bakın tek diyor. O zaman çarpımları tekse iki sayının ikisi de tektir. X de tektir arkadaşlar. Y de tektir. Sonra bu kutudaki iki topun üzerine ABC tam sayılı numaralı toplar atılıp siyah butona basılıyor. Artık yine X çarpı Y çarpı A çarpı B çarpı C yine arkadaşlar neymiş? Tek. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar ne olacak? Tek olacak. X ve Y'nin tek olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi kutudaki iki topun üzerine A, B, D, E'yi ekliyormuşuz. Bu sefer de kırmızıya basıyormuşuz. X artı Y artı A, B artı D artı E. Bu da tekmiş arkadaşlar. X artı Y tek tekten dolayı çift. Sonra A artı B tek olduğu için bunlar da arkadaşlar çift olacak. Demek ki bu toplamın tek olması için D veya E'den bir tanesinin sadece tek olması lazım. Yani bu tek bu çiftse ya da bu çift bu tekse şeklinde bir durum var arkadaşlar. Demek ki buradan artık çıkaracağımız sonuç ABC arkadaşlar tek. 3 tane tek var elimizde. D ve E'den bir tanesi tek olduğu için toplam 4 tane tek varmış arkadaşlar. B şıkkı. Kutular içerisindeki sayılar 1 nolu kutudan 9 nolu kutuya doğru artmaktadır. Ardışık numaralı iki kutu içerisindeki sayılar arasındaki farklar birbirinden farklı rakamlardır. Buna göre kutular içerisindeki sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk kutuya 1 koyalım. En az 1 verebiliriz. Sonra buraya 2 yazalım. Buraya 4 yazacağım. Aradaki farklar hep neydi? Farklı olmak zorundaydı. Burası arkadaşlar 7 olsun. 11. Artık 4 fark olduğu için burası 16 olur. 22 olur. 6 fark var. O zaman 29 olur. 8 fark var, 37 olur. Gördüğünüz gibi ardışık iki kutu arasındaki farklar hepsi birbirinden farklı olacak şekilde dizayn ettik. Böylece bu sayıların toplamı arkadaşlar en az olmuş olacak. Yani 129 C, D şıkkı. Soruda arkadaşlar ilk neyi yapmamız lazım? Tabii ki 6 faktöriyel parantezin alıp 8 çarpı 7 eksi 2 demeliyiz. Böylece 6 faktöriyel çarpı 8 kere 7 56 2 çıkarırsak 54 olur. Şimdi mecburen ne yapmalıyız arkadaşlar? Asal çarpanlarını ayırmalıyız ki burada kaç tane 2, kaç tane 3, kaç tane 5 olduğunu anlayalım. Şimdi bundan sonra şunu diyebilirsiniz tabii. Ben 720'yi yapmam da 6 faktöriyeli böyle 2'ye böle böle giderim. Sorun değil, evet yapabilirsiniz. 6'yı 2'ye böl faktöriyel mantığıyla. 3, sonra bir daha 2'ye böl 4. Toplam 2'den 4 tane varmış. 6 faktöriyelin içinde ama tabii ki.
Sonra 6 faktöriyelin içinde kaç tane 3 vardır? 2. Tamam, o zaman hemen yapalım. Şurada kenarda yazayım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. 6 faktöriyelin içinde kaç tane 5 vardır? Tabii ki bir tane. Gördüğünüz gibi bu şekilde 5 üzeri 1 diye ayırırız. Bir de 54'ten arkadaşlar ne gelir? 27 çarpı 2 olduğu için 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1. Tabanları aynı olduğu zaman üstler ne olur? Toplanır. Bak artık burası 2 üzeri 5 olacak. Yine diğeri de arkadaşlar 3 üzeri 5 olacak. Zaten 5 üzeri 1 hali hazırda vardı. A 1 gel, A 5 geldi. B 5 geldi. C de arkadaşlar 1 geldi. Toplamları 11 oldu. Cevap E şıkkı oldu. Aşağıda verilen 9 birim kareden oluşmuş tablo içerisinde her bir bölmeye 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19 sayılarından biri yazılacaktır. Mavi doğrunun geçtiği 3 bölmede bulunan sayıların çarpımı tek sayıdır. O zaman arkadaşlar hemen mavi bölgeye tekleri yerleştirmeliyiz, değil mi? Çünkü sonuçta çarpımları tekse hepsi tektir. Sonra arkadaşlar kırmızı doğrunun geçtiği 3 bölmede bulunan sayıların çarpımı yine tek sayıdır. O zaman güzel. Bu da mecburen tek olacak. Yine yeşil doğruda geçen ve bölmede bulunan sayıların toplamı tek sayıdır. Haliyle toplamları tek olması için iki tanesinin toplamı çift yapıyor. Mecburen buraya da o zaman arkadaşlar tek yazmalıymışız. Bundan sonra toplam arkadaşlar zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekimiz var. Hepsini kullandık. Mecburen bu iki tane sayıya ne kalıyor otomatik olarak? 6, 8 çiftleri kalıyor. Bunların toplamı da 14 oluyor. A şıkkı geldi. Arkadaşlar bu soruda gerçekten şıklardan gitmeniz lazım. Çünkü normalde bu oluşturulmuş yeni bir düzen olduğu için bazı sorularda evet hani bir yorum yapmamız gerekiyor falan deriz ama yani burada gerçekten şıklardan gidip hangisinin 8 tane sayıdan oluştuğunu görmeniz lazım. Kağıdı çünkü tam sayı yazılıyor, çiftse 2'ye bölünüyor, tekse 3 ile çarpıp 1 ekleniyor. Yani bu şekilde 1 elde edene kadar devam edeceğiz. Mecburen tabii ki burada şıklardan gitmek zorundasınız. Ben size bir tane yanlış, bir tane doğru cevap göstereyim. Bakın diyelim 18 denediniz. 18 bölü 2 9, 9 çarpı 3 27, 1 eklediğiniz zaman 28 oluyor. 2'ye bölüyorsunuz 14, sonra bir daha 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar 7 geliyor. Sonra 2 ile çarpıyorsun, 3 ile çarpıyorsunuz 21, bir daha 22 yapıyor. Dikkat ederseniz aslında burada 1 elde edemeyeceğimizi görüyoruz. Çünkü sürekli tek sayı geliyor, sonra bir daha çarpıp yukarı çıkıyor, bir daha küçülüyor. O yüzden bu 18 gibi diğer şıklarda da bu sıkıntı oluyor. Ya da 8'e bakın, 8'e direkt böyle böyle gidiyoruz, hemen 1'e ulaşıyoruz. 8, 4, 2, 1 şeklinde sayı bakın işlem uzunluğu kısa sürdü. 20'ye gelirsek dikkat edin. 20'yi 10'a 2'ye böldüğümde 10 elde ettik. Sonra arkadaşlar 2'ye böldüğümde 5 elde ettik. 3 ile çarptık 15, bir daha ekledik 16. Sonra 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bunlar biraz arkadaşlar sınavda evet çıkabilen ancak böyle hızlı yapmanız gereken sorular. Biraz böyle hani eleyiciliği zorluğundan değil de hızlı yapıp yapmamanıza bağlı veya telaş yapıp yapmamanıza bağlı olarak değişiyor. Bazen böyle bunlar karışık geldiği zaman arkadaşlar sona bırakıp sonra uğraşılabilir. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 4 tam sayıdır. Buna göre C kaçtır? Şimdi arkadaşlar şıklara dikkat ederseniz sonuçta büyük sayılar var. Yani A'ya şunu vereyim gideyim diye yapmak yanlış olmayabilir ama hemen sizi güzel bir sonuca götürmeyebilir. Ben burada tek bilinmeyen olduğu için matematikte tek bilinmeyen bence önemli bir şeydir. A bölü 7 ve A bölü 4'e odaklanıyorum. Madem ardışık sayı 1, 1, 1 yani A bölü 7'nin 3 fazlası arkadaşlar A bölü 4'e eşitmiş. Buradan payda eşitle A bölü 4 eksi A bölü 7 olacak. 7A eksi 4A'dan 3A bölü 28 olacak. A bakın ne güzel 28 geldi. Artık sadece yerine yazmam yeterli. 28 bölü 7'den 4. Sonra arkadaşlar 28'e bölersem nasıl 5 elde ederim? Evet B'de 140 olmalıymış. Böylece B 140 ise C'ye kaç vermeliyim ki burası 6 olmalı? 840. Böylece C'yi bulmuş olduk. E şıkkı oldu. Arkadaşlar bu gayet güzel bir soru. Çünkü hızlı olmak gerekiyor. Bazı soruları yapmamız sadece önemli değil, hızlı da yapmamız önemli. O yüzden
Mümkün olduğunca böyle temel kavramlar testlerini birazcık hemen ilk testlerde değil ama böyle bir kitap çözdükten sonra falan iyi böyle bir kitabı çözerken buradaki 3D gibi iyi kitapları çözerken biraz kronometreyi de devreye sokmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunu çoğu insan deneye deneye bir şekilde bulur. Ama önemli olan hızlı bulmak. Hızlı yapabilmek için de işlem kabiliyetini geliştirmek adına temelde eksiklerinizin olmaması lazım. Burada bakın kutular içerisindeki rakamların en çok kaç tanesi aynıdır diyor ya. Keşke bu 42 arkadaşlar 12'ye tam bölünseydi diyorum. 42 12'ye tam bölünseydi ne güzel. Bütün basamaklara aynısını vermeyecek miydik? Yani 3 olacaktı mesela. 3 kere 12 36 ama 6 kaldı. Yani ben burada o zaman şunu söylerim. 11 tane buradaki kutuya 3 yazalım. Son kutuya yani herhangi bir kutuya tabii hani son kutu olarak düşünmeyin. Bunları böyle yazdık işte hepsine 3. Toplamları 33 yaptı. Böylece son kutuya arkadaşlar 9 kalır, 42 elde ederiz. Gördüğünüz gibi en çok 11 tanesi aynıymış. Hepsi birbirine eşit olma mantığından hareket ederek gittik. E geldi cevap. Aşağıda gösterilen hava pompası göstergesinde hava basıncı göstergede gösterilen sayıyı belirlemektedir. Mavi tuşa her basıldığında göstergedeki sayı 4 artmakta, kırmızı tuşa basıldığında göstergedeki sayı 3 azalmaktadır. Buna göre göstergede sayılarından hangileri görülebilir? Hepsi görülebilir. Neden? Şimdi siz 4 mavi tuşa bastığınızda 4 artıyor. Kırmızı tuşa bastığınızda 3 azalıyor ya. Sonuçta arkadaşlar arada fark 1 oluyor. Siz böyle 4 eksi 3, 4 eksi 3, 64 defa basarsınız 32 elde edersiniz. 46 defa basarsınız 23 elde edersiniz. Neden? 4 eksi 3, 1. Sonra bir daha 4 artar 7'ye çıkar. Sonra bir 3 çıkar. Ne dedik pardon. 4 eksi 3, 1. 4 artar 5 olur. Sonra 3 azalır 2 olur. Böyle böyle birer birer artar arkadaşlar. Örnek yine 15 idi arkadaşlar. 30 defa basarsınız. 4 3 4 3 4 3 şeklinde 15 defasında böylece 15'e ulaşırsınız. İşte olay bu. Bu yüzden E 1 2 3 olur.